Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizi Mostar Köprüsü'nden selamlıyoruz. Bosna'dayız. Buraları bugün gezeceğiz ve sizlere de biraz buraları göstereceğiz. Arkadaşlar, her yerde böyle hediyeli eşyalar satılıyor. Evet arkadaşlar, burada da bakırları görüyoruz. El yapımı bunların hepsi. İçeride yapıyorlar. Geziyoruz Mostar'da. Burada güzel dükkanlar var. Demin bir tane neydi o sorduğumuz? Bakır. Aynen, bakır, böyle Allah Muhammed yazısı var. El yapımı. Bir fiyat soralım dedik. Sahibi çıktı. İşte ben şampiyon oldum falan falan dedi. Türk değil miydi? Hayır. Pardon, Bosnalıydı. Türkçe biliyor. Bosnalı ama Türkçe biliyor. Sonra ben şampiyon falan oldum dedi. Sonra durdu, ne dedi biliyor musun? Fenerbahçe dedi. Niye Beşiktaş demedi ki ya? Niye Fenerbahçe dediğini söyleyeyim mi? Aşkım, hayır. Edin Dzeko'yu tanıyor musun, Edin Dzeko? He. Bosnalı. Bilmiyorum. O transfer oldu ya Fenerbahçe. Ondan biliyor ha. Ondan biliyor değil yani. Fenerbahçe dünya ünlü takım olduğu için. Aşkım, sebebini söyledin demin yani. Şimdi tamam, Edin Dzeko da işte dünya ünlü takıma geldiği için. Evet. Ona da gurur duydu. Ya tabii. Burası da Mostar Köprüsü'nün üstünden bir manzara. Karşıda cami var. İki tane. Bu yukarıda kafeler var. Şöyle aşağı tarafta da Mostar Köprüsü manzaralı kafeler var. Evet arkadaşlar, şu an Şadırvan restoranındayız. Ve bey çorbası sipariş verdik. Kremalı tavuk çorbası gibiymiş. Yarı krema, yarı tavuklu dedi. Yani kremalı tavuk çorbası aslında. Aynen, kremalı tavuk çorbası. Hadi bakalım. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Aç bakalım. Açıyorum. Açıyorum. Aa, açtım. Sebze çorbası gibi. İçinde şeyler var. Tavuk parçacıkları var sanki. Oo, arkadaşlar bakın. Mamya var içinde. Havuç. Havuç. Et parçacıkları. Patates. Patates de mi var? Böyle iyi güzel. Merak ettim tadını. Hadi bakalım. Nasıl? Güzel. Valla. Evet. Ama var ya, çorbada tam Bosnalıların yemek tadı var. Valla. Güzel. Arkadaşlar bu arada sorduk, etleri helalmiş. İnternette de araştırdık. Bosnalıların bir yemek tadı var. O tat acayip var bunda yani. Ben Bosna çorbasıyım diyor. Veget olabilir ama. Sana vereyim mi? Hı hı. Hadi bakalım. Hadi ben yiyeyim. Bakalım nasıl olmuş. Güzel tadı. Bir de şey, doyurucu. Tek bunu yersen doyarsın. Böyle ekmek bandırma hissiyatı gelmiyor diyecektim arkadaşlar. Kemal hemen ekmek aldı. Bir de şöyle ekmekleri geldi. Ekmek geldi yanında arkadaşlar. Köy ekmeği gibi. Evet, değişik duruyor. Şöyle bunu alacaksın. Şöyle bandıracaksın. Oh. Nasıl? Ekmeği köy ekmeği gibi mi? Bizim iş yerinde. Hı hı. Bosnalı kadın yapıyordu bunu. Ha. Ondan biliyorsun. Aynısı. Tadını. Aynı tadını biliyorum. Çok olmasa da biraz Bosna yemeklerine hakimiz arkadaşlar. Aynen. Güzel. Ama yerinde cevap çeci nasıl olacak acaba? Onu da birazdan göreceğiz. Size birazcık ortamı göstereyim. Böyle çok tatlı bir yer. Demin belki geçerken görmüşsünüzdür. Yöresel kıyafet giymiş çalışanları. Bakın, hatta arkada şu anda bir tanesi masayı topluyor. Birazdan kızlar geçerse tekrar gösteririm ve hatta geçiyorlar şu anda. Evet, bu şekilde giymişler. Thank you. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada köfte tarzı şeyler var. Dolma var. Burada böyle ezme tarzı değil mi? Aynen, ezme olabilir. Pilav var. Üzerinde kabak galiba. Hı hı. Burada etler var. Kar beğendiği gibi arkadaşlar bu. Burada bu cevap çiçeğinin herhalde yoğurdu olması lazım. Ve bu tarafta da cevap çiçeği var. Çok lezzetli görünüyor. Evet, başlıyorum. Şöyle cevap çiçeğiyle. Bu şey köftesi gibi. İnegöl köfte gibi. Şöyle
biraz kaymadan alayım. Bu yoğurtmuş kaymak değil. Şöyle biraz pilavından. Bu şey gibi. Kabak dolması gibi. Vallahi. Eksikansınca. Patates de var sanki içinde değil mi? Hmm. Ya da yok mu? Soğan var. Şunu da deneyeyim. Bu ne? Ezme tarzı. Şurada etimiz var. Biraz yağlı et. Ama yağ öyle bir erimiş ki yani anne. Ağzında dağılıyor. Burada da köfte mi? Evet. Çok değişik yuvarlamışlar ama. Köfte değil bu. Ne bu? Böyle bulgurdan yapılmış gibi sanki. Arkasını göster bir yuvarla. Bakın arkadaşlar nasıl yuvarlamışlar. Hı-hı. Böyle. Kalıptan çıkarmışlar sanki. Güzel. Bulgurlu bir tane köfte demek ki. Burada kıymalı. Bu neydi? Soğan dolması herhalde değil mi? Biber dolması normal. Bu da iyi baya. Buraya gelmişken yani ekmeğe bir cevapçıcı dürümle bence. Aynen. Şöyle cevapçıcıyı aldım. Ondan sonra içine biraz soğan. Şöyle biraz da yoğurt. Tadı böyle çıkıyor herhalde değil mi? Güzel kombinasyon. Bayağı iyi. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 9 veririm ya. Hadi bakalım bir de ben kaç vereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tam benim önüme almışken sarma olduğunu da fark ettik. Bir de sarmanın tadına baksın. Yaprak sarması. Ama içinde et var galiba bunun. Et olabilir yaprak sarması. İçine bir şey katıyorlar ya bunun. Tat veriyor ekstra. Vigeta mı? Şey, nane. Nane. Evet nane tadı var bundan. Hadi bakalım. Sıra bende. Evet arkadaşlar. Şimdi de Sibel tadına bakacak. Yağlandırmışsın çatalı. Biraz öyle oldu. Neyden başlasam acaba? Herhangi bir tanesinden başlayalım. Ben en güzelini sona bırakmak istiyorum. Hadi bakalım. Cevapçıcıyım. Şöyle bir değişik olan köfteden bir yiyeyim. Tadına bakayım. Bulgur köftesi gibi. Bu hangi tat bu ya? Değil mi? Bulgur gibi sanki. Hı-hı. Olabilir. Güzel ama. Hı-hı. Kuru değil öyle. Beğendin mi? Hı-hı. Bir de çok güzel yuvarlanmışlar. Şimdi şöyle bir biber dolmasının tadına bakayım. Ve içinde çok kıyma et var ama. Aynen. Kıyma herhalde değil mi? Et değil. Kıyma herhalde. Güzel. Bayağı iyi. Sen en son bunun tadına baktığında mı içine değişik bir tat var demiştin? Şey, ha dolma. Sarmanın. Sarmaya demiştin. Ama buna da değişik bir tat var. Hı-hı. Evet arkadaşlar burada bir tane soğan dolması var. Onu Kemal görmemiş. Size şöyle göstereyim. Bak bunu görmedin mi? Evet. Güzel duruyor. Şöyle ısırıversem ne olur ki bir şey olmaz ben. Nasıl? Çok değişir. Bunun tadına bakman lazım. Biz Urfa'dan köfte baharatı aldık ya hatırlıyor musun? Hı hı. O tat var bunda. Ben dolmalardan devam ediyorum arkadaşlar. Değil mi? Nane tadı var. Hı hı. Değil mi? Çiçekimsi bir baharatlı tat. Hı. Hayatta bilemem. Ama çok güzel. Bayağı güzel. Şu eti bilemedim ya yesem mi? İyi. Yağı var üzerinde ama şey yağı değil böyle hani. Yiyebilir miyim? Dağılıyor ağzında. Ye. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi değil mi? Geldi mi yağı? Gelmedi herhalde. Ama yağı bildiğin böyle dağılıyor yani ağzında. Belki de geliyor şu an ama hissetmiyorum ki. Çok harika arkadaşlar. Dağılıyor. Kocaman kocaman. Bakın şöyle göstereyim. Dağılıyor ağızda resmen. Bayağı harika. Bir de bunun tadına bakalım. Pilav gibi değil mi? Yani. Güzel. Bir de şu yoğurdun tadına bakayım tekrar.
yoğurt bana normal klasik yoğurt gibi geldi. Böyle bir şey yok gibi. Bir kaymakımsı şeysi var ama. Arkadaşlar son olarak cevapçıcıya hakkını vererek tadına bakacağım. Şöyle üzerine de soğan, oh. Ve yoğurt da koy. Ay yoğurdu çok güzel ya. Şöyle arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel. Ben hepsini çok beğendim. Değil mi? Bayağı iyi, lezzetli yani. Şunun tadına bakmadım. Bu bence sos ya. Böyle bir şeyle karıştırılacak sos da biz bilemedik. Değil mi? Bir şeyle karıştıracaksın onu. Et falan mı bandırabilirsin ki? Aynen. Köfte mi? Köfte bandırılabilir belki. Ya da ne yapayım arkadaşlar biliyorsunuz mu? Bir onu bandır. Şöyle yapayım şurada. Şöyle. Birazcık da yoğurt. Böyle bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar, bunların fiyatı bu tabağa 50 Bosna markı verdik değil mi? Vereceğiz yani. 50 Bosna markı vereceğiz buna. O da euroya vurduğumuzda yarısı yapıyor. Yani 25 euro. Şu gördüğünüz kocaman tabak. Çorbada 7 Bosna markı, yani 3,5 euro. Eğer buraya gelirseniz arkadaşlar Mostar'ı, burayı öneririz yani, burası güzel. Aynen, yorumları da çok iyi, gerçekten de çok lezzetli. Mesela ben bundan dolayı puan kıracaktım. Ama bunu cevapçıcıyla yediğiniz zaman çok gerçekten evet, lezzetli oluyor. Şu belki birazcık kuru gibi ama onun üzerinden 9,5 veriyorum ben ya. Bayağı güzel her şey. Tek şuna 0,5 kırıyorum buradan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biz bunları yiyelim. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane kafeye oturduk, Mostar manzaralı. Göstermem mi lazım? Evet, böyle göstermen lazım. Arkadaşlar, çekemeyeceğimi biliyordum çünkü net belli olmuyor herhalde. Ama görünüyor yine. Evet, biraz görünüyor, esiyor burası. Güzel yani. Arkadaşlar. Arkada da bir Bosnacı müzik çalıyor. Aynen. İnşallah telif yemeyiz. İnşallah. Biz aslında şu yan taraflarda oturmak istedik. Mostar Köprüsü'nü daha rahat görelim diye. Ama orada sadece yemek yiyenler oturabiliyormuş. Biz tek kahve içtiğimiz için buraya oturttular bizi. Evet, Bosna kahvesi geldi arkadaşlar. Aşkım bunu nasıl karıştıracağız ya? You mix this, this mix dedi, tamam. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde karıştırıyormuşuz. Bize anlattılar. Şöyle döküyoruz. İçinde de iki tane şeker vardı bunun. Taşırdın değil mi? Taştı ama. Nasıl içeceksin? İnternet araştırdığımız kadarıyla Bosna kahvesi biraz daha sertmiş Türk kahvesine göre. Onu şimdi deneyeceğiz. Ama ben yarısını döktüm zaten kahvenin. Devamla döküyordum. Oh, this is hot. O soğuyana kadar biz de burada hurma sika'yı yiyelim. Bu da arkadaşlar bizim kalbura bastı tatlımız gibi. Ama biraz daha büyüğü. Üzerinde toz fındık var. Yakından göstereyim. Fındığı ezmişler işte, üzerine koymuşlar. Şöyle deneyelim bakalım. Şeyi çok aşırı. Ya limon ya da portakal. Portakal aynen. Portakal şeyi var, aroması var. Ama çok aşırı geldi bana. Güzel. Hop, bir de kahve. Biraz sert. Uyku açar. Bu arada arkadaşlar, biz Avusturya'dan çıktık. Bosna'ya geldik. Daha hiç uyumadık. Dün akşam yola çıktık. 8-9 gibi buraya geldik. Mostar'a. Direkt bu videoya geçtik. Zaten üzerimizden de gördüğünüz gibi Sıla yolu videosunu izlediyseniz o üstümüzde devam ediyoruz. Buradan sonra da Sarajevo'ya geçeceğiz. Biraz da orada video çekeceğiz.
sizlere göstereceğiz oraları. Ondan sonra artık bir otel bulacağız. Böyle olmaz. Uykusuz uykusuz. Böyle. Biraz su içelim. Sen kahve işi var ya, şimdi döteceksin. Lokum yemedin. Lokumu bir kahveye bandırsana. Niye? Arkadaşlar bandırmasın. Arkadaşlar bol köpüklü. Ama daha otantik bir sunum beklerdim açıkçası. Böyle birazcık modern olmuş artık bu fincanla. Ama şey... Bu otantik, evet. Hadi bakalım. Bence önce karıştır, ondan sonra dök hepsini. Ama seninki ağzı baksana. Benimki çoktu. Sen birazcık da hızlı karıştırmış olabilir misin? Çünkü gerçekten tam ağzına kadar doluydu. Arkadaşlar deminki güzel köpükten geriye hiçbir şey kalmadı. Hadi bakalım. Güzel ama. Sert biraz ama. Çok şekerli olduğu için sertliğini tam anlayamadım ama sert yani. Şekerden dolayı yumuşak geliyor. Ne alaka ya? Aşkım çok bandırasım geldi ya. Bence bunlar bandırıyordur, değişik duruyor çünkü. Yarasın. Ya genzime gitseydi. Buranın kalbura bastır tatlısı, hurmalı bir şey. Bastır tatlısı. Kalbura bastır tatlısı. Buranın arkadaşlar kalbura bastır tatlısı. Çok mu büyük dilimi aldım ilk şey için bilemedim ama. Hadi bakalım, bismillah. Çok şey değil mi? Portakal aroması geliyor. Güzel. Şerbeti belki birazcık daha az olabilirdi. Ama çok portakal şeyi var. Ne tadı? Portakal aroması. Değil mi? Partikal. Partikal. Hepsi uykusuzluktan arkadaşlar. Portakal aroması tadı çok var. Yenir yani, fena değil. Yenir. Evet, biz bunları yiyelim arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, burada bir tane cami var. Şöyle göstereyim size. Burası Mostar'a çok yakın. Karşısında da Bosna bayraklı bir bina. Yanında da Türk bayrağımız var. Şimdi de Blagaj Nehri'ne geldik. Burada bir tane derviş evi var. Oraya doğru gidiyoruz. Evet, burada Arapça yazılar var. Aynısı yazıyor gerçi. Evet. Karşıda gördüğünüz yerde arkadaşlar derviş evi. Burada kokoreç mi var? Kokoreç gibi duruyor. Evet arkadaşlar, giriş ücreti var buraya tekiye. Kişi başı 5 euro veya 10 Bosna markı. Şimdi içeriye giriyoruz. Burada böyle seccadeler falan var. Çok güzel, kalın. Sonra fincanlar. Böyle Kur'an-ı Kerim, Mevlana motifleri, Arapça yazılar, dini kitaplar. Burada böyle hediyelik eşyalar var arkadaşlar. Şurada da abdesthane var. Burada da hikayesi yazıyor arkadaşlar. Alperenler Tekkesi. 15. yüzyıl başlarında Alperenler, dervişler tarafından yaratılan ötürü sevmek idealiyle kurulan tekke, tarihinde Kadiri, Rufai, Halveti ve Nakşibendi tarikatlarına ev sahipliği yapmış ve halen de devam etmektedir. Türbe, Sarı Saltuk ve Şeyh Açıkbaş, ibadet odaları, misafirhane, mutfak, hamamlık, iç avlu ve abdesthane bölümlerinden oluşmaktadır diye yazıyor burada. Burada böyle Bosna bağırıyor. Yani şunu simgeleyen, bunu simgeleyen bir şey. Acaba ne demek? Şöyle aşağı doğru inelim. Burada böyle kafe tarzı bir yer var. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Evet arkadaşlar, inmesi o kadar da kolay değil buradan. İnsanlar birazcık zorlanıyor. Gerçekten çok berrak. Burada arkadaşlar botlara binip
tur yapıyorlar. Burada da böyle mağara var. Para mı bana mı öyle geliyor? Burası da böyle teras kısmı. Arkadaşlar, Bosna'ya gelirseniz eğer buraya kesin uğramanızı tavsiye ederiz. Burayı tarif etmek birazcık zor olacak. Gerçekten çok güzel. Havası falan da çok iyi değil mi? Evet. Bir de suyun rengi turkuaz değil mi? Evet. Ve değişik bir rengi var. İçeri giriyorlar, görüyor musun şeyini? Evet. Evet arkadaşlar, kalıntılar Osmanlı zamanında kalmaymış. Arkeolojik kazılardan sonra bulunan seramik kalıntılar. Burası da şey herhalde, mescit gibi değil mi? Evet. Kemal şortla geldiği için böyle devam edecek videoyu arkadaşlar. Burada Kur'an-ı Kerim var. Tesbihler. Burada seccadeler var. Burası herhalde büyük ihtimalle sohbet edilen yer. Yani namaz kılınan yer arkadaşlar. Kişilik namaz kılacak yer kadar yer var. Kıble bu tarafa büyük ihtimal. Burası abdest almıyor herhalde. Ay, şu anda korkuyorum. Burası nasıl bir yer? Herhalde banyo mu olabilir bak? Hı hı. Gider var. Banyo burası. Şöyle bir de yukarı katı var arkadaşlar. İçeride iki tane dervişin büyük ihtimalle mezarı var. Burası da böyle balkon kısmı. Burada da Kur'an-ı Kerimler var. Dini burası kitaplar. Burası zikirhaneymiş. Burası yine lavabo gibi. Burası da hamam kısmı. Tepesi ilginç. Biz de arkadaşlar yemek yedikleri yer. Evet arkadaşlar, burası da böyleydi. Şimdi Sarajevo'ya doğru yola çıkacağız. Orada devam ederiz. Sarajevo'da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sarajevo'ya geldik. Eğer buraya gelirseniz şu binanın karşısında, burası burası belediye binası. Burada Sarajevo yazıyor arkadaşlar. Aynen, Sarajevo yazıyor. Bunun karşısında böyle park yeri var. Buraya aracınızı park edebilirsiniz. İçerisi geniş, dar da değil hem park yerinin. Aynen, bayağı iyi park yeri. Bir de her yere yakın. Yani merkeze yakın. Evet arkadaşlar, bir tane börekçiye geldik. Börekçinin ismi Burek Zinica. Evet, şöyle göstereyim size. Buraya geldik. Kıymalı börekleri de var. Helalmiş, sorduk. Nasıl duruyor börekler? İyi duruyor. Güzel duruyor. Hı-hı. Evet, dışarıdan. Thank you. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Hemen geldi. Bu kıymalı olan, bu da patatesli olan. Birer çok güzel duruyor. Türkçeyi söyledik. O da gelecek birazdan. Üzerine sos mu şey yapsaydık? Niye, böyle güzel olmaz mı? Soslu olan da var, bilmiyorum ki. Sen bilirsin. Thank you. Thank you. What is this on the top, this sauce? Yes, with garlic or normal? With garlic. Garlic. Yeah. Arkadaşlar, çayımız geldi. Şekeri de böyle. Ne denir? Altın çay. Neydi bunun adı? Çay altını. Çay tabağı. Çay tabağı. Aynen. Çay tabağına koymuşlar da getirmişler. Çok tatlı. Evet. Bir de çayımız geldi. Başlayalım mı? Garlic'i mi bekleyelim? Aynen. Garlic'i bekleyelim. Kendisine 3 tane şeker koyuyordu. Ay, çok güzel duruyor. Balkanların börekleri güzel oluyor arkadaşlar. Resmen Türkçe içiyorlar ya. Kosova'da da içerlerdi de ben şey sanıyordum. Halam alıştırdı sanıyordum Raifkin'e. Hmm. Yoğurt ayran var, bir de ayran var. Neyse, deneyelim ya. Evet arkadaşlar, şöyle başlayalım denemeye. Önce kıymalıdan deniyoruz. Beğenemedim ben ya. Ben beğendim. Yani Balkan bölgesinin böreği bu şekilde oluyor aşkım. Kosova'da yediklerimiz de böyle oluyordu. Ay, öyle deme. Evet arkadaşlar, yoğurt sosu vardı. Saf yoğurtla alabiliyorsunuz. Bir de sarımsaklı alabiliyorsunuz. Bir sarımsaklı sipariş verdik. Hı.
Bir de soslu yiyelim bakalım. Ay ben bir tane daha alabilir miyim diğerinden ya? Çok beğendim ben. Kemal çok beğenmedi herhalde. Ben çok beğenmedim ya. Ama aşkım böyle oluyor. Kusva'da yediklerimiz de böyle değil miydi sence? Allah Allah. Patatesten deneyeyim mi? Şu küçük parçayı yemek istiyorum arkadaşlar. Nasıl? Patatesi daha çok beğendim. Kıymalı çok benlik değil gibi geldi ya. Bilmiyorum, çok sevmedim yani. Ben şöyle bir sossuz deneyeceğim arkadaşlar. Nasıl? Güzel. Mesela bunu daha çok beğendim. Ya acıkmışım herhalde, böyle hemen hemen yemek istiyorum merak. Kıymalı daha iyi sanki. Hadi değişelim o zaman. Hadi. Bence buranın böreği hep böyle oluyordu. Belki tabii Bosnalılar birazcık daha farklı yapıyor olabilir Kosovalılardan. Buradan sonra da Kosova'ya geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi videoyu daha önce yayınlayacağız? Başka bir tane daha börekçi var. Belki orayı da bulursak orada denemek istiyorum kıymalıyı. Çünkü kıymalı beni tatmin etmedi fazla. Vallahi. Ben anlıyorum senin ne demek istediğini. Böyle dağılmıyor. Ama kıyma. Bence Kosovalılardan normal geliyor bana. Sampardin de vardı. Şey, Balkan börekçisi. Hı hı. O güzeldi mesela. Dağılıyordu böyle. Kıyması doğru, dağınık dağınıktı. Normalde etli şeylerde ben daha çok rahatsız olurum arkadaşlar. Bu sefer tam tersi oldu. Aynen. Çayın tadına bakalım mı birlikte? Şeye baktım ben. Vallahi. Vallahi. Arkadaşlar benden önce bakmış tadına ya. Şöyle bir birlikte içelim, çay time yapalım. Çay güzel. Evet güzel. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Belki Redmi izler bu videoyu. Redmi yorumlarda yazmış ki Seylan çayı için diye. Hı hı. Ben de baktım internette. Tabii Makedonya'da yazmış ama hani Balkan yeri olduğu için yiyecekler, içecekler neredeyse aynı. Ben de araştırdım internette. Seylan tea diye. Hangi çay çıksa iyi? Hangisi? Bizim annelerimizin, babalarımızın bize senelerce Seylan diye, Ceylon diye tanıttıkları çay. Kaçak çay mı oluyor? Kaçak mı oluyor artık bilmiyorum ki. Belki bu Seylan çayı olabilir yani. Ama Redmican, aklımızda sormaya devam edeceğim yani. Bulursak içeceğiz. Büyük ihtimalle Çaykur olabilir. Çünkü bak burada sol tarafta Çaykur satıyorlar. Çok böyle yumuşak çay değil mi? Aynen. Bayağı iyi. Evet. Bir bardak daha içilir yani. Hatta 2-3-4 bardak da içilir. Ben konuşamıyorum ki. Now. Ben normalde çok çay içebilen birisi değilim. Ama bu bayağı iyi içilir yani. Bir tane alabilir miyim o şeyden? Keser misin? Arkadaşlar şu an saat akşam 8. Ben bugün değil, dün saat 10.30'da kalktım ve daha hala uyumadım. Hani uyuduysam belki böyle bir yarım saat içim geçmiştir ama o yani. O yüzden bu video bir beğeni hak ediyor. Abone değilseniz de aşağıdan abone olabilirsiniz. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğeni atın ki başkalarının da önüne çıksın. Yoksa videolarımız çok önerilmiyor. Beğenirseniz, yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Sizden yorum gelince çok seviniyoruz biz. Çay çok güzel ya. Acaba yorgun olduğumuz için mi çok güzel geliyor yoksa... Ya tadı da güzel. Çay mı güzel? Tadı güzel. Aa, künefe de var. Evet arkadaşlar, biz bir sonraki mekana geçiyoruz. Orada görüşürüz. Turkish tea. Gerçekten çok tatlı. Dışarıda oturma yerleri var, içeride de oturma yerleri var. Bye. Hesap ödendi mi? 1 euro vereceğine 2 KM verdi. Aynıya geldim. Aynıya geldim. Arkadaşlar, bu baklava dilimin üstünde şey yazıyor. Nusret baklava, havuç dilimi. Arkadaşlar her yer börekçi, her yer cevapçıcı var. Bir de şöyle bir bilgi verelim size. Bosna'da nüfusun %51'i Müslüman, %30-35'i Ortodoks Hristiyanı ve kalan %15 civarı Katolik Hristiyanı. Ama zaten çoğu restoranlarda belli ediyorlar kendilerini. Hani helal yazıyor veya işte içeri girdiğinde haç varsa, bir şeyler varsa belli ki yani Hristiyan. Diğer türlü hani içeride cami resimleri veya Kur'an'la ilgili bir şeyler varsa ya da helal yazıyorlar direkt. Arkadaşlar burada da Türk bayrağımız var yine. Görüyorsunuz. Maraş dondurması satıyor abiler. Şuraya bir şey yapmıyor muyuz aşkım?
Bir de bu arkadaşlar burada acayip çok Türk turist var. Böyle kafileyle gelmişler. Hani turla. Yani her yerde Türkçe konuşan birilerini görebilirsiniz. Mutlaka evet. Sevdik burayı, güzel. Aynen. Sıcak burası, şehir. Burası daha iyi şeye göre. Mostar'a göre bence. Evet. Mostar biraz, Mostar biraz daha böyle turistik yer. Burası evet. Yerlisi var. Daha böyle şey. Aynen. O yüzden burası yani. Çok sıcak geldi bana. Aynen bana da. İkinci yerimize geldik arkadaşlar. Buranın ismi de Zeydio. Üçüncü şubesiymiş. Dik Mostar demiştik. Bir de buranınkini deneyelim. Bakalım arasında fark var mı? Sadece bir tane söyledik arkadaşlar. 10 taneli. Yani 3 tane, 3 çeşit var. 5'li söyleyebiliyorsun. 10'lu bir de 15'li. Biz 10'lu olanı söyledik. Çünkü daha yeni börek yedik. Çok iyi yemeyeceğimiz için bir tane söyledik. Bakalım. Evet arkadaşlar geldi, görüyorsunuz. Çok klasik. Tepsinin içine koymuşlar. Bir ekmek, 10 tane cevap çiçi. Yanında da böyle soğanlar var. Bu soğanlar arkadaşlar böyle diri soğan değil. Biraz şey yapılmış. Biraz tavada çevrilmiş. Sotelenmiş. Aynen. Ama buranın cevap çiçileri daha farklı duruyor. Bir göster bakalım. Aynen. Biraz aynen. Daha farklı duruyor. Değil mi? Evet. Nasıl? Biraz daha böyle isli. Yanında bir sos gider miydi? Bir sos olsa yanında iyi olurdu aslında. Olmazsa söyleyelim, kaymak getirsin. Hı hı. Şöyle deniyorum arkadaşlar. Güzel. Gerçekten. Buradaki daha mı çok hoşuna gitti? Sanki bu daha iyi gibi geldi bana. Bu is tadı beni biraz daha şey yaptı. Daha çok sevdim is tadı. Hı hı. Şeyde yapılmış gibi, mangalda yapılmış gibi. Evet, bir de ben bakayım tadına. Arkadaşlar şey yapıyorlar. Direkt elini kullanıyorlar herhalde, değil mi? Hatta bazıları şöyle yapıyor. Böyle yapıyorlar. Aynen. Ama benim ekmek birazcık küçük geldi. Yan masadan kopya mı çekiyorsun? Evet. Gerçekten bu daha iyi. Ben daha çok beğendim. Valla. Nasıl? Tat farkı var arkadaşlar. Değil mi? Diğerini ilk yediğimizi beğendik biz. Hatta Kemal de beğendi, ben de beğendim. Aynen. Soslarla daha da güzel oldu. Sonra kamerayı kapattıktan sonra ikinci, üçüncü tura geçtik. Sonra böyle bir... Baydı değil mi? Yani. Bundaki is şeyi güzel evet. Yani. Ama sanki bunda baharat da mı var? Bence yok baharat. Sadece o is kokusu. O zaman o is kokusu yani. O bayağı lezzetli yapıyor yani. Evet. Böyle elleriyle yiyorlar arkadaşlar. Evet. Zaten baksana gelen şey tepsinin içinde geldi yani hani böyle. Aynen. Sokak lezzeti tarzında. Aynen. Şeylerde ama bu Balkan tarafında arkadaşlar elle yemek gayet normal. Kitaplardaki gibi. Evet ama normal yani. Hani bu şekilde yemek normal. Evet arkadaşlar bu aslında böyle yeniyor. Yanında böyle kaymağı da geliyor. Onu da böyle üzerine sürelim. Böyle yenmiyorsa da şu an yanımızdakiler içlerinden şey diyordur bize. Gelmişler. Turistler. Nasıl yeneceğini bilmiyor. Nasıl? Bu kaymak daha farklı duruyor. Çok iyi. Gerçekten. Kaymak bayağı iyi arkadaşlar. Vah. Valla. Biraz ağır ama güzel. Yoğurt gibi değil değil mi? Diğer tarafta yediğimiz kaymaklı yani yoğurttu. Biraz daha katı. Katı. Ama güzel. Evet şöyle biraz gelsin bol bir kaymak. Şöyle bir tadına bakayım mı ya saf? Şöyle tadına bakmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Birazcık da ekşilik var. Ekşilik var aynen. Ama bayağı iyi. Yani karıştırınca çok iyi oluyor. Bu yoğurttan sanırım bizim orada olsa ben hep yerim. Yer mi? Yer mi? Yerim arkadaşlar. Ama niye bunlar kaymaksız yiyor? Aşkım bence onlar nasıl yenileceğini bilmiyorum. Arkadaşlar biz onlardan daha iyi biliriz. Yerlisinden daha evet. İyi biliriz. Geliyor. Gelir bakalım. Evet arkadaşlar biz bunu yiyelim. Harika. Sonra tekrar görüşürüz. İyi bakayım. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.